Peki. Şimdi Ferman, senin şeyine, yani ben sizi tabii ki gömmeye çalıştığım için doğal olarak seni işte çocuklarınla Instagram görüntülerine bakacağız. Allah. Oo, süper. Otobüs nerede? Otobüs. Güvercin? Ya güvercin. Güvercin değil lan, Angaralı. Güvercin. Peki kaptan? Ah, otobüs? Dur! İşte bir devrin sonu. Sevişmek istediğim adamın ne hale geldiğini bütün kızlara gösteriyorum. Bu adamla sevişmek için hakikaten böyle kendini yırtan bütün kadınlara şunu göstermek istiyorum. Ki çok hoşlarına gider. Bayılıyorlar. Bayılıyorlar. Bu seni daha da seksi yapıyor. Allah kahretsin. Yani bu. Ya bunlar ne zaman seks apellerini kaybedecekler? Ya hocam, var mı sende böyle bir görüntü? Sende var mı böyle bir görüntü? Bende çok böyle görüntü var. Ama yayınlamıyorum. Yok oğlum, ben her zaman porno yıldızı olarak kalmak istediğim için. Mükemmel. Peki bir konu. Tabii. Numaralara bak. Biraz önce çocukla beraber böyle yapan bu değilmiş gibi. ay. Numara. Hepsi numara. Yemeyin. Tabii. Yemeyin. İnanılmaz. Hocam, o ayrışmayı ama en başta söyledim ben yani. Sahne başka bir şey. Evet. Yersen. Ama çok iyisiniz. Çok iyisiniz sahnede. Hep öyleydiniz. Devam. Be, ne yapmışsınız oğlum? Çok acayipti ya. Bu ne? Neredeydi bu? Küçük çiftlik. Park. Genç bir şenlik. Evet, çok acayip. Çok yüksek ya. 4-5 sanatçıydık biz orada. Çok yüksek. Güzel, keyifli. Maşallah. Peki. Şimdi bu bir yandan tabii ki bunları Show Radyo'da da konuştuk ama burada yani hiç böyle bir şeye ihtimal vermiyorum ama tabii ki sürekli yeni çocuklar doğuyor ve büyüyorlar ve her şeyi bilmiyorlar diye bunları konuşmak ihtiyacı hissediyorum. Sizin genelde bilinirliğiniz ve tanıtımınız açısından. Çünkü mesela beni tanımayan insanlar da görüyorum. Ve bunu aslında memnuniyet duyuyorum. Güzel bir şey. Memnuniyet duyuyorum. Yani mesela bir çocuk görüyorum. Hakikaten beni tanımıyor herif. Yani oğlancağız beni tanımıyor ve bakıyor böyle bana. Ve mesela bir genç polis bir kere motorla giderken beni durdurdu. Dedi ki dur dedi falan. Dedi ki motorun dedi plakası yok. Dedim ki işte yarın taktıracağım falan filan. Böyle kaskım var filan böyle. Karşılıklı bir şey. Yani ben polislere, Türk polislere çok saygılıyımdır her zaman için. Yabancı ülkelerdeki polislere çok saygısızımdır. Bunu da anlatıp duruyorum şu an. Yani tutuklanırım durup dururken bu saygısızlıklarım yüzünden yabancı polislere. Ama ya bütün mesela ben de şeyle eğleniyorum. Ulan diyorum şimdi kaskımı çıkaracağım. Bu genç polis beni tanıyacak. Ve her şey yoluna gidecek. Diyecek ki abi beraber fotoğraf çektirelim falan filan. Ve yarın plaka meseleni hallet filan. Böyle karşılıklı böyle işte böyle bir şey. Hani laflarda böyle bir ukalalıklar oldu karşılıklı filan. Neden sonra kaskımı çıkardım? Ah! Tanımadım baba. Yazdı tabii. Bir polis arkadaşı geldi de oradan yırttık. Tanımadım mı yani? Ne tanıyacağım lan bunu falan filan dedi de. Ben orada şarkı söyleyip tanıtabiliyorum kendimi mesela. Ama senin öyle bir... Ya orada... sevişmem gerekiyor. Evet.